Kompozisyon 7. Kandinsky. Eserin adını ilk duyduğumuzda yadırgayabiliriz. Fakat Kandinsky genellikle soyut olan resimlerini bu şekilde isimlendirmeyi tercih etmiş. Müzikteki isimlendirmeleri kullanarak aslında onlara bir besteymiş gibi davranmış. Bunu yapmasında kendine göre oldukça mantıklı bir sebep var. Kandinsky bir sinestezikti. Yani renkleri diğer duyularla çok kez bağdaştırıyordu. Ona göre bir renk huzur hissettirebilirdi. Bir renk dar görüşlü olabilirdi. Ya da insanda kedere bile yol açabilirdi. Bazense müzikle ilişkilendiriyordu renkleri. Ona göre belli sesleri görebilir ve belli renkleri duyabiliriz. Bize tablolarında kendi duysal deneyimini anlatmaya çalışıyordu. Şimdi esere bakarken bir hikaye aramak yanlış olur. Kendi deneyimimizi yaşayacağız sadece. Renkleri hissetmeye ve belki de duymaya başlayacağız. Şekiller ve çizgiler birbirleriyle oldukça uyumsuz. Öyle ki bir çatışma içinde birbirlerini itiyorlar sanki. Hangisinin daha kuvvetli ittiğini anlamak oldukça zor. Bazı şekillerin bu çatışmadan dolayı yıkıldığını görebiliriz. Yapılar yıkılıyor ve kargaşa devam ediyor. Sonsuz bir döngü varmış gibi hissettirebilir bu çizgiler. Formları belirli nesnelere benzetebiliriz. Ama buna bir manzara resmi ya da portre diyemeyiz mesela. Ya da bu resim üzerinde herkesin tek bir yargısı olamaz. Kandinsky'nin de istediği şey tam da bu zaten. Bu yüzden bize doğal ya da dingin bir his vermemiş. Hepimizin ayrı ayrı duymasını istiyor. Hepimizin kendi deneyimlerimizi yaşamasını. Peki ya siz? Nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz bu kompozisyonda?